Değerli misafirler, şimdi ev sahibi olarak sabah da konuştum, şimdi de konuşacağım. O yüzden kısa tutacağım. Ben Mustafa Rıdvan Bey'e hakkımı vermiş oldum bir kere, yapacak bir şey yok. Şimdi günümüz devlet sistemleri başlığımız altında. Ben baktım Amerika Birleşik Devletleri'ni inceleyeyim dedim. Sabahki açılış konuşmasına biraz Amerika Birleşik Devletleri'ne bir şeyler söyledik. Hatta biraz sonraki oturumda gene bir şeyler söyleyeceğim ama baktığımız zaman tabi bu Amerika Birleşik Devletleri'nin dış ilişkilerle ilgili bir husus. İç işlerine baktığımız zaman istikrarlı olduğunu görüyoruz. Yönetim şeklini, yani bizi Amerika'ya eleştirsek de dışarıda, dış ilişkilerde emperyalist devlet desek de, Müslüman ülkelere bakış açısını eleştirsek de, iç işlerine baktığımız zaman istikrarlı bir hükümet sisteminin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben de bu şeyde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık sistemini şöyle bir teorik açıdan anlatmak istedim. Yani dediğim gibi Amerika'yı beğenmeyebiliriz, eleştirebiliriz ama sonuç itibariyle ülkesinin uyguladığı başkanlık sisteminde bir istikrar bulunmaktadır. Şimdi hükümet sistemlerini anlatırken devletin temel organları olan yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkinin, birbirleriyle olan ilişkinin seviyesine göre bunları anlatabiliyoruz. Yargıyı bunun dışına tutuyoruz. Neden? Çünkü yargının yasamayla olan ilişkisi ya da yürütmeyle olan ilişkisi hükümet sistemlerini belirlemiyor. Ama ne belirliyor? Yasamayla yürütme arasındaki ilişki belirliyor. Yasamayla yürütme arasındaki ilişkinin birbirine olan etkileşiminin şekli, biçimi, parlamenter sistem, başkanlık sistemi ya da yarı başkanlık sistemi olup olmadığını ne yapıyor? Bize açıklıyor. Eğer başkanlık yasamayla yürütme arasındaki ilişki yasama üzerinde ağırlık yapıyorsa ve birbirini denetleme mekanizmaları fazlaysa buna parlamenter sistem diyoruz. Yok birbirini denetleme mekanizmaları az ve sert kuvvetler ayrılığı, yani bu ikisi arasındaki sert kuvvetler ayrılığı olduğunu, birbirini denetleme mekanizmaları az olduğu bir yerde de biz buna ne diyoruz? Başkanlık sistemi adını veriyoruz. Şimdi özellikle baktığımız zaman başkanlık sistemindeki özelliklere bir baktığımız zaman neler görüyoruz? Başkanlık sisteminde yürütmenin tek başlı olduğunu görüyoruz. Halk tarafından seçilen bir başkan var. Karşısında yine halk tarafından seçilen bir parlamento var. Başkanlık sisteminde bakan ya da bakanlar kurulu bulunmamaktadır. Burada bakan ya da bakanlar kurulu yer almamaktadır. Kimler vardır Amerika tipi başkanlık sistemi? Yani genel anlatıyoruz ama esas bizim burada vurguladığımız Amerika tipi başkanlık sistemi. Sekreter adı verilen, yani bize Türkçe'de haberlerde bakan olarak Amerika Savunma Bakanı, Amerika Dışişleri Bakanı olarak tercüme ediliyor ama aslında başkanlık ofisinde başkana yardım eden ekibin içerisinde olan kişiler bunlar. Yani bize tercüme edilirken bakan olarak tercüme ediliyor. Bakan ya da bizdeki bildiğimiz bakanlar kurulu şeklinde bir kurul yok. Tek hakim kim? Başkan. Başkan yürütmenin başı, halk tarafından seçiliyor ve belli bir süre için seçiliyor. Başkan görev yaptığı süre içerisinde halktan parlamentonun güven oyuna ihtiyaç duymaz. Çünkü güven oyunu nereden alıyor? Halktan alıyor. Belli bir süreliğine seçiliyor, güven oyunu halktan alıyor ve ne yapıyor? O süre içerisinde de kendisi görevini yapıyor. Ne yasamanın ne de yürütmenin, yani başkanın ya da parlamentonun birbirlerinin görevini sona erdirme, başkanın meclisi feshetme, meclisin de başkanı görevden alma gibi bir yetkileri yok. Ama şu var, yasama meclisi, yasama organı başkanı görevinden dolayı ne yapabiliyor? Özellikle Amerikan sisteminde impeachment adı verilen, suçlama adı verilen temsilciler meclisinin belli bir çoğunluğundaki milletvekilinin teklifiyle kabul etmesiyle ne yapıyor? Senatoda yargılanıyor. Bir tek bu var. Sadece göreviyle ilgili olarak ne yapabiliyor? Yargılayabiliyor. O da vatana ihanet gibi bir husustan dolayı. Başkanlık sisteminde aynı kişi hem yasamada hem de yürütmede görev alamıyor. Yani başkanlık sisteminde bizim başkan ya da başkan yardımcısı ya da başkana yardım eden bakanlar dediğimiz kişiler yasamada yer alamıyor. Başkan da yasamadan herhangi bir kişiyi burada ne yapamıyor? Görevlendiremiyor. Yani bir kişi hem yasamada hem de yürütmede görev alamıyor. Başkan ve sekreterleri, yani bakanlar diyelim biz ona, yasamanın işlerine karışamıyor. Kanun teklifi etme yetkileri yok bu sistemde. Başkanın ve yardımcılarının parlamentoda kanun teklif etme yetkisi yok. Tabii ama şu var, başkan istediği, eğer parlamentoda sahip olduğu
kendisinin bulunduğu parti parlamentoda çoğunluğu elde etmişse kendi milletvekilleri vasıtasıyla istediği yasayı orada bir şekilde çıkartabiliyor. Yani onu yapabiliyor ya da yıllık yapmış olduğu söylevlerde ne yapıyor? Kendi politikasıyla ilgili olarak bazı açıklamalarda bulunuyor ve parlamento buna karşılık yasama faaliyetinde bulunuyor. Şimdi başkanlık sistemindeki bu özelliklere baktıktan sonra acaba bu sert kuvvetler ayrılığının bizde ya da bizde demeyelim de başkanlık sisteminde herhangi bir şekilde ülkenin yönetimde sorunları yol açabilir mi? Açabilir. Sorunlar çıkabilir. Yasama ve yürütme arasında sıkıntılar yaşanabilir. Özellikle bu nerede kaynaklanabilir? Eğer parlamentoda başkanın bulunduğu parlamentoda azınlık durumundaysa o zaman ne yapılabilir? Bazı sorunlar yaşanabilir, tıkanıklar olabilir. Peki Amerika bunu nasıl çözmüş baktığımız zaman? Amerika'da ise karşılıklı denge var. Mesela üst düzey atamaları kim yapıyor? Başkan yapıyor. Ama kim onaylıyor? Senato onaylıyor. Milletler Arası anlaşmaları kim yapıyor? Başkan yapıyor. Kim onaylıyor? Senato yapıyor. Bunlar hepsini onaylıyor. Bakın ikisi arasındaki denge. Üçüncüsü meclis araştırma komisyonları var. Meclis araştırma komisyonları vasıtasıyla yürütme alanına giden her hususta meclis araştırma yapabiliyor. Ama yaptığı araştırmanın sonucunda başkana herhangi bir şekilde suçlama yapamıyor. Sadece meclis araştırma komisyonu raporları yürütmeye vererek değerlendirmeye gidiyor. Impeachment'ı söylemiştim. Onu geçiyorum. Beşinci etkileşim alanı ise bütçedir. Şimdi bütçeyi kim yapıyor? Başkan yapıyor. Peki kim onaylıyor? Meclis onaylıyor. Meclis onaylamazsa başkan bütçesini yürütemiyor. Tabii bunu sistemde uygulamada bazı açıkları bularak yapabiliyorlar ama şu ortamda yani teoride baktığımız zaman başkanın bütçesinin uygulayabilmek için meclisin onayına tabi. Peki başkanın meclise karşı ne gibi bir gücü var? Başkanın da veto yetkisi var. Başkan da parlamentonun çıkarmış olduğu yasaları ne yapabiliyor? Veto edebiliyor. Şimdi bizdeki gibi veto edilen yasa meclise gittiği andan itibaren aynen kabul edildiğinde salt çoğunlukla ya da adil çoğunluk dediğimiz şekilde kabul edildiğinde başkan bunu yayınlamak zorunda değil. Yani şöyle, başkan veto ettikten sonra başkanlık sistemindeki her iki meclisin, hem temsilciler meclisinin hem de senatonun 3/2 onayına ihtiyacı var. Yani bizdeki gibi toplantıya katılanların çoğunluğunun kabul etmesiyle o yasa tekrar başkanın önüne gitmiyor. Bu sistemde çok zor olduğu için yani hem temsilciler meclisinin 3/2 çoğunluğunu almak hem senatonun 3/2 çoğunluğunu almak çok zor olduğu için meclis de kendi kafasına göre tabiri caizse yasa çıkartıp başkanın önüne sunamıyor. Başkanın reddetmesi mümkün olan yasaları çıkaramıyor. Yani öyle bir sistem var. Denge mekanizması çok orada iyi işliyor. Başkanlık sisteminin güçlü yanlarına baktığımız zaman nelerdir? İşte Amerika'yı anlattık. Başkanlık sistemi güçlü ve istikrarlı bir yönetim sağlar. Halk tarafından seçilmesi ona büyük bir meşruluk kazandırır. Görevden alınamayacağını bildiği için tespit ettiği politikaları rahatlıkla uygular. Hesap verilebilirlik açısından önemlidir. Çünkü kimden hesap soracaksınız? Parlamenter sistemde kimden hesap soracaksınız? Kimseden soramıyorsunuz. Bir hükümet istifa ediyor, karşımızda kimse kalmıyor. Ama burada hesap soracak bir kişi var, seçtiğiniz kişi. Ne zaman hesap sorabiliyorsunuz? Bir dahaki seçimlerde hesap soruyorsunuz. İlk seçimlerde yani onun görevden alıncaya kadar, görev süresi boyunca ona herhangi bir şekilde hesap sorma yok. Seçmen başkanlık sisteminde kendisi yönetecek kişiyi önceden biliyor. Parlamenter sistemde bunun böyle olduğunu bilmiyor. Yani biz seçiyoruz, milletvekilleri gidiyor. Meclis içerisinde herhangi bir kişi ne yapabiliyor? Hükümet kurma görevi ona verilebiliyor. Bizi kim yöneteceğini bilmiyoruz ama Amerika'da bir 4 yıl ya da 5 yıl kimi seçeceği belli. Zayıf tarafları da var tabii. Biraz önce de biraz bahsettik. Yasama ve yürütme arasında kriz çıkabilir. Bunun çözüm mekanizması eğer sertlik, zıtlık çok büyük noktada gittiyse fazla bulunamıyor. Peki bulunamazsa ne oluyor? İşte Güney Amerika ülkelerinde olduğu gibi, Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi bazen darbelere kadar giden yollar oluyor. Orada da başkanlık sistemleri var. Oradaki başkanlık sistemleri iyi yönetilemediği için, krizler iyi yönetilemediği için, yasama ve yürütme arasındaki krizler iyi yönetilemediği için darbelere, askeri müdahalelere yol açabiliyor. Başka neler vardır burada? Başkanlık sistemi katıdır.
Başkan seçildikten sonra belli bir süre halk desteğini kaybetmiş olsa bile görevden kalır. Yasama organı, yürütme organı halk tarafından seçilmesi çift meşruluk kazandırır, problemi yaratır. Başkanlık sistemi kazanın her şeyi kazandı, kaybeden de her şeyi kaybettiği bir sistemdir. Başkanın tek başına karar vermesini, yürütme organının tek kişiden oluşması iktidarın kişiselleşmesine neden olabilir. Peki zayıf yanlarını da saydık. İkisi arasındaki ilişki nedir? Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız zaman aslında bunu biraz önce özetledim. ABD'de hükümet sisteminin temel özelliği fren ve denge mekanizmasının tam olarak çalışmasıdır burada. Güçler arasında eşitlik, işbirliği, karşılıklı bağımlılık anlamına gelir. Kongrenin temel işlevi olan kural koyma yetkisi başkanın vetosuyla frenlenebilmektedir. Kongre kuralı koyuyor, başkan bunu ne yapabiliyor? Veto edebiliyor. Yasama politikaların amaca ulaşabilmesi, uygulamaya geçebilmesi, başkanın bu kuralları yürütmesine, kongrenin de bu amaçla harcanmak üzere tahsis ettiği kaynakları kullanmasına bağlıdır. Bakınız değerli misafirler, birisi kanun çıkarıyor, o kanunu yürütmekle mükellef kim? Başkan var. Başkanın neye ihtiyacı var? Bütçeye ihtiyacı. Bütçeyi kim onaylıyor? Parlamento onaylıyor, kongre onaylıyor. Esas ikisi arasındaki fren ve denge mekanizması burada işliyor. Yürütme politikalarının etkinliği ise kongrenin bu politika uygulayacak üst düzey kadrolara, yani büyükelçi yürütmeyi sağlayabilmesi için mahkeme, yargıçları gibi atamaları onaylamasına, mali kaynakları sağlamasına bunlara ihtiyacı bulunmaktadır. Uluslararası ilişkilerde olduğu gibi diğer anlaşmaları onaylaması gerekmektedir. Güç arasındaki bir anlaşmazlık bekleneceği üzere de karar alma mekanizmasını tıkanmaya yol açacaktır. Bu gibi durumlarda ne oluyor? Peki tıkanma olduğunda ne oluyor? Amerikan sisteminde yasama yürütme arasındaki bir tıkanma meydana geldiğinde de yargı sistemi, Amerika'daki yargı sistemi, Federal Yüksek Mahkeme bu işe noktayı koymaktadır. Yargıya gitmektedirler. Yargıda kimdir? Federal Yüksek Mahkeme'dir ve Federal Yüksek Mahkeme'de bu işe noktayı koymaktadır. Başkanlık sistemi Amerika'daki budur. Bize uyar mı, uymaz mı bu geçtiğimiz yıllarda çok tartışıldı. Ama baktığımız zaman bizim özellikle İslam ülkelerinde birçoğunda bu sistemin bir şekilde benzeri uygulanabilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de de aynısı bahsedilmektedir. Ulul emir şeklinde. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ben. Saygılar sunuyorum.